çizgileri, sen belli noktaları sileceğiz. Şurayı ayırdığını. Aynen, yani çok güzel. Süper. Çizgini bozmadım oradaki çizgini. Etrafındaki çerçeveyi arkadaşlar, orta kısmı başka bir yere yaptırmış. Etrafındaki çerçeve kısmını başka bir yer yapmış. İkinci yapan kişi biraz koyu yapmış. Evet. Dövme şey yapıyor. Hani üst, ortadakiyle yan taraflardaki dövme, alttaki dövme birbirine boya kalitesi çok orantısız olmuş. O da bundan memnuniyetsiz kalınca sildirmeye karar vermiş. Evet, beğenmediğim için. Evet. Nerede yaptırmıştın? Rusya'da, Moskova'da. Moskova'da. Normalde nerede yaşıyoruz? Ben uluslararası bir firmada çalışıyorum. İşte biz çok ülkeye gittim ama işte bunu Moskova'da yaptım. Anladım. Böyle bir anda mı oldu dövme düşündüğün? Bir anda silinmeye başladı. Böyle bir tuhaflaştı. Ha, rengi kırıldı. Rengi kırıldı. Bir de sonradan biraz fazla buldum kendimde. Gereksiz bir şey buldum. Alt taraf yani, büyük oldu, dövme büyük daha da oldu. Büyüdü. Dövme daha da büyüdü. Evet. Düşündüğümden birazcık daha fazla oldu. Şimdi arkadaşlar, bu kahverengileşiyor, popcorn etkisi veriyor. O 45 gün içinde o popcorn etkisi yavaş yavaş yok oluyor. Boya molekülü artı partiküle bölünüyor. Hani bizim dediğimiz olay şu diyoruz ya, yani kanamalı işlem olmasın. İşte dokuya zarar vermeden, kanatmadan tertemiz dövmeyi silmek. Ufak tefek hasarları var. Küçük küçük, zaten amatör bir dövme üst taraftaki. İç taraftaki o kadar değil. İç taraftaki idare eder ama üst kısmı, Moskova'da yaptırdığın kısmı biraz derin işlemiş. Biraz yapan kişinin acemiliğine mi gelmiş? Derin işlemiş. Evet, derin işlemiş biraz. Üst taraflarında, alt tarafında o kadar yok da. Evet. Şu üst taraflarında biraz var. Ben tam senin istediğin gibi atıyorum. Ekstra yapılan yerler, hiç üstteki çizgini bile bozmadım. Bu altta bir renk var herhalde. Şurada mavim tırak bir renk var ama şu tarafta dala renk vermeye mi çalışmış? Acaba boyayı mı karıştırmış? Yok, açık bir mavi renk var. Şurayı da alalım. Arkadaşlar, sileceğimiz bölgeleri az çok gördünüz. Biz başka yerde yapılmış bir işlem var burada. İkinci yaptırdığı dövmeyi. Biz ikinci yaptırdığı dövmeyi siliyoruz aslında. Bitmek üzere. Bitti. Şu alt kısmını yapacağım. Üst tepe noktası kuş var orada. Onu yapacağım. Şurada. Çizgiyi boğmayalım. Süper. Süper. Bu arada burada bir tanesi bir lazerle vurmuş şuraya. Vurdum. Zaten orada leke var. Evet. Orada leke var. Bakın arkadaşlar. Görüyor musun izi? Orada iz kalmış. Epilasyon cihazıyla mı vurdu oradan? Aynen. O da... Belli oluyor. Belli oluyor. Epilasyon da dövme silinmez arkadaşlar. Onun ayarları çok çok farklı. Bir de çok büyük alanı görüyor. Burada biraz direkt daha fazla hissediyor. Yani. Ya aslında tam tersi olur. Dövmen bitti. Vücudun alışmış olması lazım aynı acıya. Şimdi alt tarafı buz koyduk, buraya hiç koymadık ya. Hmm. Yani o yüzden burayı bir tık hissediyorsun. Ama öyle dayanılmayacak bir acı mı? Hayır, değil. Çünkü 6 saniyen kaldı. 5 saniye. 4. 3. 2. Ve son, artık şuraya atıyorum, 7 saniyen varmış. Bitti. Bizden bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Hepinize iyi günler dileriz. Hmm.